bir şey söyleyeyim mi şampiyon? Bu hikayenin gerçek kahramanı, gerçek şampiyonu sensin. Neden biliyor musun? Çünkü senin rakiplerin benim rakiplerimden çok daha güçlü. Adaletsiz bir mücadele var bir kere. Öyle değil mi? Senin hastalığın mı? Sıkletin farklı. Sen 1,5 metre çocuksun. Ama hastalığın dağ gibi, dev gibi 200 kiloluk adamları bile deviriyor. Karaciğerine karaciğerine çalışıyorlar ama sen yıkılmıyorsun. Bu hastaneler senin ringlerin olmuş. Bu taktığın serumlar seyitlerin. Ayakta kalmayı başarıyorsun şampiyon. Herkes bana metiyeler düzüyor. Övgüler yağdırıyor. Seninle çalışmak bir şereftir Kafkas diyorlar. Ama asıl şeref ne biliyor musun? Senin bu mücadelen şahitlik edebilmektir Güneş. Çıkacağını biliyorlar. İleride uygun bir dönör bulunur da nakil gerçekleşirse senin hiç korkmadan o ameliyata gireceğini biliyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Salondakiler de geldi bugün. Hepsi hem de. Eşref, Zelo, Ferdi, Sempatik, Miço. Hepsi senin için geldi. Eğer dokuları tutarsa sana karaciğerlerini verebilmek için. Seferber oldu. Seni hayatta tutabilmek için herkes kanını verdi. Gerekirse canından da can vereceğini gösterdi. Suna ablan da öyle. Ne kadar sevildiğini bir bilsen Güneş. Senin için ne kadar endişelendiklerini, ne kadar korktuklarını bir görsen, onları üzmemek için hemen ayağa kalkar, bir an önce iyileşirdin. Seninle umudumuz, hayatımız, hayalimiz, her şeyimiz birdi şampiyon. Şimdi eğer doku, eğer organ uyuşursa bedenimiz de bir olacak. Ne diyorsun güzel oğlum? Ha? Bu doku uyuşacak mı? Ne dersin Güneş? Başaracak mıyız? Onca adamı devirdim. Seni ayakta tutmaya gücüm yetecek mi sence? Ha? Bak, benim ettiğim tek bir dua var. Bu doku uyuşmasın ha? Hayır, ben onun için yalvarıyorum, yakarıyorum Allah'a. Ama ettiğim dua bambaşka. Başka bir duam var. Annemi verdim toprağa, isyan etmedim.
karımı, biricik aşkımı verdim toprağa. İsyan etmedim. İki tane baba gömdüm toprağa, gene isyan etmedim. Eğer yazdığın yazıda kaderimde oğlumu toprağa koymak varsa gene isyan etmem. Ama buna dayanamam Allah'ım. Buna güç yetiremem. Ne olur. Eğer ona bir şey olursa, eğer kaderimde böyle bir yazgı varsa, eğer dokularımız tutar da o ameliyat masasına birlikte yatarsak ve oğlumu eğer orada kaybedeceksem, ne olur beni de geride koyma Allah'ım. Lütfen. Ne olur benim de canımı al. Eğer uğruna yaşanacak bir şey olmazsa, bana yaşadığım her gün ölmek için dua ettirme Rabbim. Zafer, senin ne işin var burada? Dua etmeye geldim abi. Beni mi takip ettin? Yok, ışığa ulaşmak için kelebeği takip etmeye gerek yok ki. İçim darlandı, böyle gamlandım. Rabbimin yanına geldim. Kafkasın. Hani dedin ya, benim canım al diye. Bak, eğer güneş giderse benim... Kafkas, bir şey söylesenden bir şey rica edeceğim. Ben bugüne kadar seni hiç arkamda bıraktım mı abi? Bırakmadım abi. Sen de beni arkanda bırakma. Bundan sonra beraber, tamam mı abi? Ya sen sadece benim için kardeş gibi değilsin ki. Ya sen benim için canlar ötesin yani.